Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako Elif Baby ip kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 8 ve 8'in katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle iki model üzerinden anlatım yapacağım size. Evet, ilmeklerimizi bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da ikinci modelimiz artı 2 demiştik. 8, 8, 16, 17, şöyle 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Dediğim gibi 8 ve katları artı 2 ilmekten oluşuyor modelimiz. Başlamadan buraya bir tane düğümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Evet, öncelikle şöyle lastik yapmakla başlayacağım. Bir düz, bir ters örerek birkaç sıra lastik geçeceğim. Ondan sonra modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Yani lastiğin üzerine modeli nasıl kuruyoruz onu göstereceğim. Onun için lastiği de sizinle birlikte örüyorum. Kamera arkasında örmüyorum. Bu kısmı biraz hızlı geçiyorum. Dediğim gibi lastik örüyoruz şu anda. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi lastiği dediğim gibi şöyle birkaç sıra ben büyüteyim. Ondan sonra lastiğimizin üzerine modelimizi başlayalım. Evet, ben şöyle lastiğime biraz ördüm. Burası modelimin düz yüzü. Arka yüzdeyim şu anda ve modelimize başlayacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra arka yüzden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yani bir sıra modeli kurmadan önce haroşa örmemiz gerekecek. Şu anda onu yapıyorum. Lastiğimizin üzerine bir sıra haroşa geçiyorum. Kenar ilmeğimi de burada ters ördüm. Evet, bakın şimdi lastiğimizden sonra modelimizin arka yüzünden bir sıra haroşa geçtik. Şimdi modeli kuracağız. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şu birinciyi değil de arkadan batarak ikinci ilmeğimi örüyorum önce. Bu ilmeği de örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın bu 1, bu 2 oldu. 3, 4, 5 ve 6. Burası bir model. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ördüm arası için. İpimi arkaya aldım. Tekrar bakın birinciyi değil ikinciye şöyle arkadan batıyorum. İlmeğimi ördüm. Bunu da örmeden sağ şişimi aldım. Bu 2 ilmek. Şöyle 3, 4, 5 ve 6. İkinci modeli kurduk. İpi benden yana aldım. Burada bir ters ilmeğim vardı. Ters ördüm. Kenar ilmeğimi de burada düz örüyorum. Modelimizin ön yüzünden
kurulumunu yaptık. Arka yüzden bir sıra haroşa geçmiştik. O haroşanın üzerine modeli kurduk. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpimi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4. Bakın burada örmediğim ilmeği de örüyorum. 5 ve 6. Arada 2 düzüm vardı. Düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4. Yine bakın örmediğim ilmeği de örüyorum. 5 ve 6. Bir düz ilmek vardı burada. Düz ördüm. İpi benden yana alarak kenar ilmeğimi de burada ters ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İpi benden yana aldım. Bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın burada birinci düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi bununla bunu yerini değiştireceğiz. Bakın şöyle arkadan örüyoruz. Bu ön tarafa geçmiş oluyor. Bunu da bu şekilde örmeden şişimi alıyorum. 3 oldu. Şöyle 4, 5 ve 6. 6 tane düz ilmeğimiz var burada model için. Arası için 2 tane ters ilmek. İpimi arkaya aldım. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ile üçüncüye yine şöyle bakın. Üçüncü ilmeğimi arka kısımdan örüyorum. İkinci ilmeği de örmeden sağ şişime alıyorum. Burada şu anda 3 düz ilmeğim var. 4, 5 ve 6. İpi benden yana alıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1, 2, şöyle 3. Bakın yine örmediğim ilmeğimi de burada öreceğim. 4, 5 ve 6. İpi arkaya aldım. 2 tane düz ilmeğim var arası için. Tekrar düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm ve arka yüzden sıramı bitirdim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İpi benden yana aldım. Bir ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi bakın bir, iki tane bu sefer düz ördük. Bu ilmeğimiz bu tarafa doğru gidecek. Yine arkadan dördüncü ilmeğimi önce örüyorum. Üçüncü ilmeği de örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve bu iki ilmeğimi de düz ördüm. Bakın modelimiz şu 6 ilmek üzerine kurulu. Devam ediyorum. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1, 2. Yine bununla bunun yerini değiştirirken bakın şöyle arkadan ördüm ve bu ilmeğimi de öne aldım. Tekrar 2 ilmeğimi örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Modelimiz şekillenmeye başladı yavaş yavaş. Kenar ilmeğimi aldım. İpimi arkaya aldım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar arka yüzde ne görüyorsak onu örüyoruz. Örmediğimiz ilmeğimizi de burada öreceğim. Kenar ilmeğimi yine burada ters ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Yine bir ters ördüm. Tekrar bakın 1, 2, 3 ilmeği düz ördüm. 4. ile 5.ye şimdi yerini değiştiriyoruz. Bu ilmeklerimiz, düz ilmeklerimiz bitene kadar burada aynı işlem devam edecek. Bakın yine aynı yerdeyim. Arkadan ilmeğimi ördüm. Bunu da
ön tarafa aldım. Kalan bir ilmeğimi düz ördüm. Aradaki ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Arka yüzde yine ne görüyorsak onu örüyoruz. İlmekleri görüldüğü gibi ördüm yine arka yüzde. Bakın modelimiz tamamıyla şekil almaya başladı zaten. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İpimi de benden yana aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Düz ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bakın 3, 4. Bu sefer 5 ile 6'yı değiştiriyoruz ve bakın şu şekilde kenar ilmeğimi aldım, bir iki tane ters ipimi arkaya aldım, tekrar bir iki üç dört ilmek düz, bununla bunun yerini yine arkadan altıncıyı örerek değiştiriyorum. İpi benden yana aldım, bir ters ilmek, ipimi arkaya aldım, bir düz ilmek ördüm. Şu anda bir modelimizi bitirdik. Şimdi arka yüzden tekrar bir sıra haroşe örerek ikinci modeli kuracağız. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki bütün ilmekleri burada düz yani haroşe örüyorum. Böylelikle de ikinci modelimizin ilk sırası oluyor bu. Kenar ilmeğimi burada ters örüyorum. Bakın bir modelimiz bitti. Şimdi ikinciyi de nasıl kuracağımı göstereyim size. Yine ilk baştaki gibi kenar ilmeğimizi alıyoruz. İpi benden yana aldım. Bir ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmekle bu ilmeği yine bakın yerini değiştireceğiz. Arkadan ikinci ilmeğimi ördüm. Birinciyi de şişime aldım. Şimdi bu 1, 2. 3, 4, 5, 6 ilmek düz oldu. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine bununla bunun yerini değiştireceğiz. Arkadan ikinci ilmeği örüyorum. Birinciyi de şişime aldım. 2 ilmeğimiz var burada. Şöyle 3, 4, 5 ve 6. İpi benden yana aldım. Bir ters ilmek ördüm. İpimi arkaya alarak kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. İkinci modelimizi de kurduk. Şöyle ikinci modelimize de bir iki sıra daha geçelim. Net anlaşılsın. Normalde şu anda birinci modelin tekrarını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Evet bakın şimdi bir sıra daha geçelim de şurası biraz anlaşılsın. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra yine aynı işlemler. Bakın birinciyi düz ördük. 2 ile 3'ün yerini değiştiriyoruz burada. Model bu şekilde devam ediyor sürekli. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de büyük bir parçada görün. Modelimizin yapım aşaması gayet kolay. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm.
Evet, bakın bundan sonra daha devam etmeme gerek yok. Dediğim gibi yine aynı bu mantıkla devam edecek modelimiz. İlmekler burada bittikten sonra tekrar arka yüzden bir sıra haroşa örülerek 3. sıranın tekrarı yapılacak. 3. sıra kurulacak. Ben size şimdi kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük model. Ben burada modeli şöyle 4 model üzerinden denedim. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Yine burada da alt kısmına şöyle cilveli lastik modelini denedim. Siz tabii ki dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz alt kısmını. Arka yüzü de bu şekilde. Evet, şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden atkı örebilirsiniz. Bere yapımında kullanabilirsiniz. Yine anne yeleklerinde, çocuk örgülerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz gayet güzel ve de kolay bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.